hocam Profesör Cengiz Çekil tarafından bana gönderildi. Geldiğinde projenin boyutları belliydi. 40 metre yüksekliğinde bir heykel yapılacaktı. Ondan önce de birkaç Atatürk büstü yapmıştım. Ama tabii ki hiç bu boyutlarda bir heykel yapmamıştım. Yapacağımı öğrendiğim zaman 30 yaşındaydım. Pek çok heykeltıraşa da nasip olacak bir iş değil. Bildiğim kadarıyla dünyanın 56. büyük heykeli. Wikipedia'daki dünyanın en yüksek heykelleri sıralamasında. Ve mask olarak, yüz büyüklüğü olarak da dünyada ilk 5 içerisinde olduğunu düşünüyorum. Heykelde 600 metreküp beton, 650 ton çelik kullanıldı. Heykeli yapımında en az benim kadar emeği olan inşaat mühendisi Profesör Hikmet Aydın, bu heykelin taşıyıcı sisteminin statik hesaplarını, bütün mühendislik işlemlerini gerçekleştiren kişidir. Fiziksel şartlar çok uygun değildi. Zor koşullarda çalıştık. Heykelin belli bir kısmını, belli bir yüksekliğe kadar olan kısmını boş bırakmak zorunda kaldık ki kamyonlar orada gidip gelebilsinler diye. Ve çünkü o kamyonların sepetleriyle heykelin yüzeyine çıkıp orada işte parça montajlarını, beton püskürtmeyi bu şekilde yaptık. Gayet riskli bir çalışmaydı. Küçük bir sepetin içerisinde 40 metre yüksekliğe kadar çıkıp orada parçaların montajlarını yapmak, beton püskürtmesini yapmak kolay olmadı. Heykelin tam karşısına denk gelen bir üst geçitten ilk beton atılışını seyrettim. Çok heyecanlandığımı ve duygulandığımı hatırlıyorum.